Evet, herkese güzel bir gün diliyorum. Ekonomi Tüp TV'ye hoş geldiniz. Osmanlı Yatırım'dan yatırım danışmanı Sadık Mazanoğlu ile beraberiz. Sadık Bey, hoş geldiniz. Merhabalar Sami Bey, hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? Aynı anda söyledik. Evet, teşekkürler. Ben iyiyim, gayet iyiyim. Dün akşam tabii geç saatlere kadar bekledik. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamaları vardı. Özellikle bu açıklamalarda bir paket açıklandı. Paket istersen bir ele alalım. Herkes merak ediyor neyin ne olduğunu. Uzun vadeli bir tahvil. Belli ki 3 ay, bir 9 aylık bir tahvil ve kupon ödemeli bir tahvil gelecek. Ama bununla ilgili çok detaylı bilgi verilmedi. İstersen bunları tek tek bir konuşalım. Ne anladığımızı, neyi olabileceğini, bunun getirilerini, götürülerini seninle konuşalım. Tüm piyasayla ilgilenenlerle birlikte biz de gece geç saatlere kadar detayları merak ettik aslında. Baktık. Biliyorsunuz daha öncesinden bir enflasyona endeksli bonodan konuşulmuştu. Son dönemde gündemden düşmüştü bu. Bunun da detaylarını daha önceki programlarda konuşmuştuk sizinle. Şimdi öncelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı gelire endeksli senet ya da gelire endeksli devlet iş borçlanma senedi denilen bir ürünü ihraç edeceğini açıkladı. Şimdi 15 Haziran'dan itibaren aslında bu olacak. Yani çok fazla detayları yok. Bu ne demek? Şöyle ki burada bu GES'lere ilişkin sınırlı bilgi var. Bunların getirilerinin hangi kamu kurumları olduğu, hangi kamu iktisadi teşebbüslerine endeksli olacağı henüz daha yer almıyor. Birkaç tane konuşulanlar var. İşte kamu katılım bankalarından falan bahsediliyor. Ama olur mu olmaz mı ya da hangi kurumlar olur bunu bilmiyoruz. Şimdi burada nasıl bir etki yaratır? Aslında benim şahsi düşüncem kur korumalı mevduattan dönen paraların tekrar dövize gitmesini engellemek için. Enflasyona endeksli olabileceği için sanki bu tarafa kur korumalı mevduattan bir kayış olabilir diye ben tahmin ediyorum. Benim şahsi düşüncem bu. Ama ben bu açıklanan ürünler içinde bunun şu an için olumlu olabileceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar enflasyonist ortamda işte yıllık %73,5 olmuş yıllık enflasyon. Enflasyona karşı parasını korumak için çeşitli ürünler arıyor. İşte borsayı da bunlardan bir tanesi olarak sayıyorduk. O borsadaki yükselişi de 2600-2700 liraya olan yükselişi de zaten bu nedenle söylüyorduk. Şimdi bu ilgi görür diye ben tahmin ediyorum. Şimdi bunun bazı ayrıntıları var. Sadece gerçek kişilere satılacak. İşte talep toplama yoluyla ihraç edilecek. Senedin ihracı kuponu ana para ödemeleri bakanlığın internet sitesinde baştan ilan edilecek. 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Tabii bu şirketlerin, bu kamu iktisadi teşebbüslerinin bu gelirleri 3 aylık dönemlerde değişirse bu değişken kuponlu olacak muhtemelen. Ha bir de önemlisi aslında askeri bir getiri oranında baştan ilan edilecek. Yani nasıl kur korumalı mevduatta %17 getiriyi garanti ediyoruz. Üzerinde eğer kur giderse üzerine artı gelir yazıyor. Burada da bir askeri getiri olacak. Bununla ilgili detaylar geldiğinde biz hafta içinde yine konuşuyor oluruz aslında sizinle. Tabii buradaki asıl olan hazineye yeni bir yük getirmeden, devlete yeni bir yük getirmeden geliri olan karlı kuruluşların karlarını paylaşmak aslında. Onun gelirlerini paylaşmak. Doğru. Yatırımcılarla. Doğru. Aksi takdirde verilen garantinin altında kalırsa şirket karlılıkları, gelirleri bu defa yine hazineye ekstra bir yük binmiş olacak. Bunun için mesela ben de atıyorum yani şu anda tahmin ediyorum sadece. Mesela Borsa İstanbul olabilir varlık fonu şirketlerinden diyebiliriz. Evet yani burada dediğiniz gibi aslında daha önceden bunu 1990'lı yıllardan hatırlarsanız gelir ortaklığı senetleri vardı. GOS derdik ona da. Yani bu köprülerin gelirleri vesaire bunlarla ilgili kağıtlar çıkardı ve hazine bunları satardı o dönemde. Bu işte 2010 yılına kadar falan yapılmıştı Türkiye'de. O zaman ne vardı? İşte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'dır. İşte Devlet Hava Meydanları, işte Devlet Malzeme Ofisi gibi kurumların ya da işte köprülerin, otoyollar, barajların kağıtları çıkardı. Şimdi bu ona benziyor aslında. O GOS'a benzer. Tabii burada devlet çıktı. Tabii burada bir de şeye dikkat etmek gerekiyor herhalde. Borsada işlem görmeyen, halka açık olmayan şirketler olursa sanki daha iyi. Çünkü öbür türlü şirketin borsadan para karın, çıkışına sebep olabilir. Tabii. Zaten öyle olması lazım. Yani işin mantalitesine ters olur. Borsada işlem görmüyor olması gerekiyor. Yani bir de şu var. Bu geçen sene başında yani 2022 yılı başında merkezi yönetim bütçesinde kamu kurumları karlarının ilk 4 ayda geçen yılın yani 2021 yılının ilk 4 ayına göre karlılıkta %70 artış gösterdiğini rakamlar ortaya koyuyor. Dolayısıyla işte yıllık %73,5 enflasyon varsa yani o getiriler fena değil. Dolayısıyla doğru şirketler olursa orada, doğru kamu iktisadi teşebbüsleri olursa bu
rağbet görür diye ben tahmin ediyorum. Bir şey söyleyeceksiniz peki, herhalde. Peki başka bununla ilgili peki devamında neler vardı bu açıklanan bir pakette? Bir de tabii hazine tarafında böyle bir şey geldi ama bir de BDDK hemen arkasından bir açıklama yaptı. Şimdi BDDK'da özellikle krediler ve kredi kartlarıyla ilgili bazı düzenlemelere gitti. Şimdi tüketici kredilerinde vade sınırını kredi tutarı işte 50 bin ile 100 bin arasındaysa burada 24 ayla sınırladı. Yani siz bir bankaya gidiyorsanız ve tüketici kredisi alacaksanız 50 bin ile 100 bin lira arasında bir kredi alacaksanız maksimum 24 ay kredi olacak. 100 bin liranın üzerinde ise maksimum 12 ay olacak. Yani bu da şunun için olabilir. Bir nevi mantıklı olduğunu söyleyebiliriz bunu. 100 bin üzerinde bir ihtiyaç kredisi ya da tüketici kredisi alacak kişi bunu farklı yerlerde kullanabilir. O nedenle bunu sınırlayalım düşüncesi oluşmuş olabilir. Makul mantıklı geldi bana da ilk bunu ben akşamleyin duyduğumda. Bir de talebi daraltmak adına aslında harcamaları azaltmak adına da böyle bir yola gitmiş olabilirler. Tabii yani bu zaten öyle. Zaruri ihtiyaçlar için işte 50 bin ile 100 bin arasında 24 ay. Yani o zaruri ihtiyaçlarınız varsa onlara hani düşük kredi çekiyorsanız burada 24 ay yapıyor. Yani vadeyi uzun tutuyor ama siz çok yüksek kredi çekiyorsanız burada zaruri ihtiyaç değil de farklı yerlerde o parayı değerlendirebilirsiniz. Farklı harcamalar olabilir, farklı yerlere kayabilir. İşte dövize de kayabilir bu. Belki kredi çekip gidip döviz de alıyor olabilirsiniz. Yani bunların önüne geçmek için yapılan bir uygulama gibi görünüyor. Kredi kartlarıyla ilgili de şöyle bir şey var. Limiti 25 binin altında olan kredi kartlarında askeri ödeme tutarı %20 olarak belirlendi. Limiti 25 binin üzerinde olan kredi kartlarında da %40. Yani siz çok fazla para harcıyorsanız diyor ki devlet artık bunu diyor en az %40'ını bankaya ödeyeceksin diyor. Yani çok fazla harcamayı yapmayınızı engelleyen işte tüketimi engellemeye çalışan bir sistem var gibi. Yani yalnız burada şunu belirtmek lazım bence Sami Bey. Hazine Bakanlığı dedi ki açıklamasında işte enflasyonla ve kurla mücadele için biz bunları yapıyoruz, bu adımları atıyoruz. Şimdi enflasyonla mücadele derken enflasyonun sebebine bakmak lazım. Enflasyon bizim Türkiye'de birçok sektörde talep enflasyonu değil, maliyet enflasyonu. Şimdi tabii. Atılan adımlar, yapılan uygulamalar talep enflasyonunu engellemeye dönük. Ama şimdi konut fiyatlarında konut fiyatı artıyor. 1 milyona geçen sene ürettiğiniz konutu, yaptığınız konutu bugün atıyorum 1,5 milyona, 2 milyona yapabiliyorsunuz artık. Neden? Maliyetler arttı. Çünkü demiri, çimentosu, camı arttı. Bunlar niçin arttı? Sizin kurunuz yükseldiği için arttı. Yani, üretim maliyetleri yükseldi. Tabii üretim maliyetleri yükseldi. Şimdi kur yükseldiği için enerji maliyetleri arttı. Şimdi inşaata cam takıyorsunuz. Camı doğalgazla üretiyorsunuz. Kur yükseldi. Sizin doğalgaz maliyetiniz arttı. Enerji maliyetleri arttı. Bunun gibi yani basit örnekle açıklamak istedim bunu. Tamamen talep enflasyonuna dönük olarak yapılan bir çalışma. Maliyet enflasyonu ile ilgili herhangi bir çalışma olduğunu maalesef göremiyoruz ki özellikle akaryakıt tarafında işte son dönemde gelen artışların hala da devam ediyor. Bugün de gelmesi muhtemel bazı zamlardan bahsediliyor. Önümüzdeki dönemde enflasyonist baskının hala devam edeceğini, piyasalarda bunun hissedilmeye devam edeceğini gösteriyor. Şimdi bir BDDK bu hem kredi hem de kredi kartları ile ilgili bu önlem almışken bir de aslında önemli bir kalem daha var yine BDDK'nın. Tahsisli swap imkanı yurt dışı yerleşikler için yani yabancılar için. Yani bu nedir? Aslında basitleştirerek anlatmak lazım. Yani swap yurt dışındaki yabancıların Türkiye'de işlem yapabilmesi için tahvil alır ya da işte bono alır ya da hisse senedi alır. Bunun için Türkiye'ye gelip TL alması lazım. Yani TL ve döviz arasında para değiş tokuşu diyebiliriz aslında swap'a. Burada tahsil swap imkanı derken bu 2018'deki kur atağından sonra bu sınırlandırılmıştı. Kısıtlandı. Şimdi bu kısıtlamayı her iki taraflı olarak kısıtlanmıştı ama. Hem yabancının TL'ye ulaşım imkanını hem de daha sonra dövize ulaşım imkanını kısıtlamışlardı. Çünkü o zaman şimdi, dolar alıyorlardı arkadaşlar, dolar alıyorlardı. Yabancılar. Burada doların yükselmesine sebep oluyorlardı. Yükseldiğinde satıp gidiyorlardı. Yani böyle bir döngü vardı. O döngüyü kırmak adına kısıtladılar. Şimdi yabancıların özellikle halka arz edilen şirketlerin de hisselerini alması için de yapılmış olabilir mi bu? Tabii yani burada şu var. Onun detayları yok gerçi. Bu swap işleminin detayları yok ama swap'ı açıklamalar, yorumlar tek yönlü olarak serbest bırakılacak gibi görünüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Buradaki bu manevra alanı sadece TL yönünde geniş alan bırakılıyor gibi. Eğer öyle olursa bu yabancı işlemleri anlamında Türkiye'ye yabancı gelişini artırabilecek bir etki yaratır diye ben tahmin ediyorum. Çünkü yurt dışından doları getirecekler, Türk lirasına bozduracak. Yani Türk lirası da değiş tokuş yapılacak. Evet. O piyasaya dolar girerken dolar arzı artmış olacak piyasada. O TL ile de atıyorum borsada hisse senedi alımı yapacak yabancılar. Doğru. Hatta orada işte bu hisse senedi dediniz. Az önce de söylediğiniz gibi halka arzlarda yurt dışından fon teminini özendirmek için de şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini, SPK tarafından ücretlendirmede, yani fon temin ederken
SPK'ya ödenen bazı ücretler var. Bunlarda da indirim yapıldı. Yani bu şekilde Türkiye'ye fon gelmesi de sağlanmaya çalışılıyor. Peki bir şey soracağım. Biraz şeytanın avukatlığını yapayım. Türkiye'deki yerleşiklerin yurt dışı fonlarındaki yatırımları da, döviz yatırımları da Türkiye'ye bu şekilde gelebilir. Evet, o da bir imkan. Ona da imkan sağlamış oluyor aslında. Şöyle söyleyeyim ben, kur korumalı mevduata göre daha aklı başında önlemler gibi. Bence de. Çünkü artı bir maliyeti yok bunun. Hazineye artı hazine bir büyük yok. Bu arada kur korumalı mevduatta 930 milyar TL birikmiş. Dolar kurundaki 1 liralık artış 50 milyar TL hazineye yük getiriyor şu anda. Zaten yaklaşık 2 haftada da biz 2 liralıkta bir yükseliş gördük. 14.80-15'lerden 17'lere gelen. Ya bir de reklam yapayım. Ne dediysek o. 2 hafta önce biz programda 17-18 demiştik. 17-20'ye gelir, oradan 18-40'a gider demiştik. 17-20'ye geldiğinde hazine bu tedbirleri açıkladı dün itibariyle. Orada da o şekilde de reklamımızı yapmış olalım. Yani yapalım. Bu adımlar Sami Bey, şaka bir yana, biraz daha TL'ye özendirici. TL'den yine dolara girişi önlemeye dönük önlemler gibi görünüyor. Bir de bu bankalardaki karşılıklar galiba %10'dan 20'ye çıktı. Öyle de bir önlem geldi. Evet, yani biliyorsunuz o tarafla devamlı ticari kredilerle alakalı olarak biraz da ticari kredileri yine sınırlamaya dönük olarak önlemler. Yani bunları BDDK tarafına o tarz önlemleri ya da Merkez Bankası işte zorunlu karşılıkları artırıyor, azaltıyor. Hatta şu bile konuşulmuştu dün bu hazinenin açıklamasının sırasında, acaba ihracatçılar %40'ını Merkez Bankası'na satmak zorunda, ihracat bedellerini onu %70'e %80'e mi çıkaracaklar falan gibi şeyler vardı. Yani bu dövize olan talebi artıracaktı. Çünkü ithalat için dolar talebini gidip piyasadan karşılayacaktı. Tabii, yani o tabii. Çok büyük bir yanlış olurdu zaten. Ama bununla ilgili yorumlar da yapılıyordu. Ama ben genel olarak dünkü hazinenin ve BDDK'nın ve SPK'nın yapmış olduğu açıklamaları genel olarak olumlu buluyorum. Kısa vadede detaylar netleştikçe biraz daha bunları göreceğiz. Bunların piyasaya yansıması nasıl oldu diye isterseniz bakacak olursak. Tam onu soracaktım ben de. Piyasaya yansıması nasıl oldu? Şimdi açıkçası piyasa biraz daha böyle sert, radikal önlemler bekliyordu. Hazine tarafından dün akşam piyasalar kapandıktan sonra yapılan açıklamayla kur tarafında 17-20-25'lerdeyken bir anda 16-70-75'lere doğru gevşeyen bir kur gördük biz. Ama gelen açıklamalar çok böyle piyasanın beklediği tarzda, yani sert, kuru ve enflasyonu önleyici açıklamalar olmadığı için tekrar 17'nin üzerindeyiz. Şu anda bu yayını yaptığımız sırada bakıyorum 17-10-17-15 aralığında dolar kuru hareket ediyor. Ne olur? Ben kur tarafında çok açıkçası bir geri çekilme beklemiyorum. 17-20 kritik bir yerde, teknik olarak çok önemli bir yerde. 17-20 geçirirse ağır ağır kademeli olarak biz daha önce görmüş olduğumuz, Aralık ayında görmüş olduğumuz 18-40'lara doğru hareket ederiz diye tahmin ediyorum. O hareketi ben hala beklemekteyim. Ben de şunu ilave edeyim sana. Daha önce 11'den 10'dan 18'e çıkmıştı. 11'den 18'e çıkmıştı. Hızlı bir çıkış olmuştu. Şimdi kademeli kademeli böyle hazmede hazmede çıkıyor. Bence evet. İnişinin de eğer inecekse inişinin de öyle çok birden olmayacağını söylüyorum. Evet, yani burada herhangi bir adım atılırsa, yeni önlemler vesaire, yeni paketler açıklanırsa, şu anda 17 olan kuru atıyorum böyle 10-11 falan değil de 15-15.5'lara gelir, oralarda durulur, oradan tekrar yukarıya doğru bir hareket olur diye düşünüyorum, ben de size katılıyorum. Borsa tarafına bakarsak Sami Bey, borsa tarafında ya bu hafta aslında sert dalgalı bir piyasa vardı. Geçen cuma yaptığımızda yayını endeksin kaç kapattığına baktım. 2601 kapatmış. 2600'müş endeks. Şu anda da 2583'üz. Yani çok az altındayız. Ama tabii nerede? 2700'lere doğru bir hareket görmüştük. Hep şunu söylüyoruz. Piyasa evet yukarıya gidecek ama böyle soluksuz, nefes almadan yukarıya gitmeyecek. Arada dalgalanmalar olacak. Sert bir şekilde bu hafta dalgalandığını gördük piyasanın biz. 2680'lerden 2500'lere doğru gevşedi ama şu anda bu yayını yaptığım sırada 2583. Ben 2600'ün geçilmesiyle tekrar 2700-750 bandına piyasanın hareket edebileceğini düşünüyorum. Hala yıl sonunda 3000'lere doğru, yıl sonuna doğru 3000'lere doğru piyasanın gidebileceğini düşünüyorum. Ha, burada baktığımızda piyasada genel olarak yılbaşına göre getirilere bakıyoruz. İşte son dönemdeki hızlı harekete baktığımızda ulaşım ve havacılık tarafında sert hareketler var. Sektör olarak bakarsak işte altın madencilik tarafında bir hareket oldu. Yani en fazla getirisi olan. Elektrik enerji tarafında bir miktar hareket var. Biraz da bu gayrimenkul yatırım ortaklıklarında hareket oldu. O da son dönemdeki hem konut fiyatlarının artmasından hem de konut kredilerinin 0.99'a, sıfır konut kredilerinin 0.99'a düşürülmesiyle ilgili gelişmeler dolayısıyla yılbaşına göre bu sektörlerde hareket oldu. Şimdi genel olarak belki bu kredilerle ilgili az önce konuştuğumuz işte BDDK'nın açıklamış olduğu kredileri, bankaların tüketici ve ticari kredilerini sınırlayıcı gelişmeler bankacık tarafında bir miktar kredi büyümesini engelleyebilir. O nedenle bankacık karları geçen seneye göre belki olumsuz olabilir. Ya yani olumsuz derken
karlılıktan geçen seneye, göre. Geçen seneye göre bir miktar düşüş kardan olabilir. Kardan zarar. Kardan zarar olur. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönem belki bankacılık sektörü üzerine bir baskı yaratabilir. Ama bankacılık sektörünün piyasaya göre hala çok ucuz olduğunu, hala düşük kaldığını, endeksin çok gerisinde kaldığını da burada özellikle belirtmek gerekiyor. Bunun yanında perakende sektörü önümüzdeki dönem bu enflasyonist ortamda iyi olmaya devam edecektir Sam Bey. Orada incelediğimizde baktığımızda BİM tarafında ben olumlu görüşümü devam ettiriyorum BİM tarafında. Özellikle bu hızlı tüketim mallarına olan talep son dönemde bu enflasyonist ortam devam ettiği sürece devam edecek. Şimdi burada mağaza büyümesi artıyor. Büyümenin yarattığı bu operasyonel giderler büyüme ile birlikte dağıtılıyor aslında. O şirket açısından olumlu. İşte enerji, lojistik gibi giderleri mağaza büyümesi oldukça bunları dağıtabiliyor, kompanse edebiliyor. Mağaza ulaşılabilirliğinin artması, işte son dönemde hem bu hafta içinde bir de kira artışıyla ilgili gelişmeler de olmuştu. Biliyorsunuz %25 ile sınırlandırıldı kira artışları. Yani bu da perakende sektöründe işte BİM'dir, Migros'tur, Şok'tur. Bu tarz şirketler için olumlu gelişme. Çünkü kira gideri önemli bir giderdi. Bu nedenle biz burada hem BİM için, hem Migros için, hem de Şok için olumlu görüşümüzü devam ettiriyoruz. Ama tabii şu var, gelir re endeksli senetlerde enflasyona koruyucu bir etki sonuçta. Bu belki bu perakende sektörüne giden paranın bir kısmını o tarafa yönlendirebilir. Tek olumsuzluk olarak bunu sayabiliriz. Bir de Rekabet Kurulu'nun cezası var. Ama onun ne zaman olacağı, hani o biraz daha süreç uzun gibi, çok net değil. Havacılık sektörü, yani dediğim gibi yılbaşından bu yana işte ulaştırma havacılık oldukça iyiydi. Havacılık sektöründeki olumlu seyir yine devam ediyor. Hem Türk Hava Yolları tarafında hem de TAV tarafında olumlu görüşümüzü devam ettiriyoruz. Bu hisselerin düşüşlerde alınmasının olumlu olduğunu düşünüyoruz. Özellikle TAV belki son bir haftadır iyi gitti ama Türk Hava Yolları biraz daha geride kalmıştı. Önümüzdeki dönem için Türk Hava Yolları özellikle akaryakıt tarafında hedge etmesi dolayısıyla ikinci çeyrek bilanço beklentileriyle birlikte tekrar olumlu olacaktır. Mavi'nin bilançosu geldi. Geçen hafta Mavi'den konuşmuştuk. Perakende sektörü içinde yer alıp gıda perakendesi dışında işte hazır giyim perakendesi olarak ondan bahsetmiştik ve olumlu olduğunu söylemiştik Mavi'nin. Farklı bilanço dönemi var Mavi'de. O nedenle bilançosunu dün açıkladı. Oldukça iyi bir bilanço açıkladı. Şu anda da direkt sabah değil, açıldığında da %10 yukarıda başladı. Mavi'de önümüzdeki dönem için olumlu gördüğümüz hisseler birisi. Bunun yanında holdingler hem Sabancı geri alımı var burada hem de Koç tarafı olumlu. Bankalar tarafında İş Bankası bir bedelsiz sermaye artırımı açıkladı dün itibariyle. Bunun olumlu etkisini şu anda İş Bankası hisseleri üzerinde görüyoruz. Bu diğer hisseleri de, diğer bankacılık hisselerini de olumlu etkiliyor ama İş Bankası ve Yapı Kredi bankalar içinde biraz daha ayrışıyor. Yani İş Bankası bu bedelsiz haberinden dolayı ama Yapı Kredi finansallarıyla alakalı olarak biraz daha bankacılık hisseleri içinde olumlu olmaya devam edecek gibi görünüyor. Tofaş uzun süredir Tofaş diyorduk ama hafta içinde bir haber geldi orada Tofaş'ta. Stellantis işte yeni Fiat Doblo'yu bütün dünyaya Bursa'dan üretirken İspanya'ya taşıdı. Tabii Tofaş üzerinde bir baskı yarattı. Yaklaşık %20-25 civarında bir geri çekilme yaşadık Tofaş tarafında biz. Ama kapa yaptığı açıklamaya bakılırsa Tofaş'ın 2022 sonuna kadar Bursa'da üretim devam edecek. Hatta şirket 2023 sonuna kadar bunu devam ettirmek istiyor. Şimdi bu haberle işte Doblo üretimi bir anda Türkiye'den gidince Tofaş sert geri geldi. Ama Fiat'ın farklı modellerini üretebilir. Yani bu Koç grubuyla hiç görüşülmeden alınmış bir adım olmadığını düşünüyoruz biz. O nedenle belli noktalardan Tofaş'ın tekrar alınması gerektiğini düşünüyoruz. Hatta orada 61-62 teknik olarak çok önemli bir yerde. O seviyeye yaklaştıktan sonra bugün itibariyle de tepkisini görüyoruz. Evet çok geriye geldi ama Tofaş da önümüzdeki dönemde yeni haberlerle, yeni model ve marka üretim haberleriyle iyi olacağını düşünüyoruz. Ha, neden çok düştü derseniz işte bu Doblo Tofaş'ın üretimi içinde %34'lük bir paya sahipti. Önemli de bir ihracat kalemiydi Doblo. Bu nedenle Tofaş olumsuz etkilendi ama ben dediğim gibi olumluyum. Elinde Tofaş olan yatırımcıların bu seviyelerden satmamalarını, biraz daha beklemelerini, sabretmelerini ben öneririm. Ha, altınla ilgili gram altın tabii dolarla beraber yükselişin devam ediyor ama onsta bir sanki bir sıkılaşma var. Yani bir baskı. Ons'ta da böyle bir hani bir yatay bir seyir var. Doğru. Ne dersin ikisiyle ilgili? Yani ons tarafında şöyle teknik bakılır mı? Ons tarafında evet bakılır. 200 günlük ortalamanın altına gelmeyen, 200 günlük ortalamanın üzerinde tutunan bir ons görüyoruz biz. Teknik olarak evet. 200 günlüğü 1842 şu anda. Yani 1842'nin altına gelmiyor. 1842 ile 1870 arasında gezen bir ons var. Ben bu aralıktaki hareketin bir süre daha devam edebileceğini düşünüyorum. Özellikle Amerika'da Fed tarafından gelecek açıklamalar orayı biraz daha netleştirecek. Ama ben çok fazla geri çekilmesini açıkçası beklemem. 1840
2 seviyesi önemli destek. Bu seviyenin altına gelmesini beklemiyorum. 1870'lere kadar bir hareket olabilir. Ama daha önce de söylemiştik. Biz kur tarafındaki hareket dolayısıyla gram altın tarafında yukarı beklentimizi koruyorduk. 1000 liranın üzerine bekliyorduk. Nitekim 1014 lira şu anda 1000 liranın üzerine bir hareket yaptı. Bu hafta 1033 liraya kadar gram altında bir yukarı hareket gördük. Kurda işte 17-20 seviyesinin geçilmesiyle 18 lira doğru bir hareket beklediğimi söylemiştim az önce. Bu nedenle gram tarafında da trendin hala devam ettiğini düşünüyorum. Orada hedeflerimiz 1212 ve 1270 gibi görünüyor. Yani 1200'lü seviyeleri görebiliriz gram altın tarafında. Çok teşekkür ediyorum Osmanlı Yatırım Sadık Mazanoğlu'na bugünkü verdiği bilgiler için. Güzel, keyifli ve güzel bir özet oldu. Aslında GES'i anlatmamız açısından da çok iyi oldu. Yeni tedbirler ben de bekliyorum. Öyle uçmalar, kaçmaların olacağına da ihtimal vermiyorum sevgili arkadaşlar. Bu arada linkimizi lütfen hatırlatalım. Sorularınızı Sadık'a muhakkak sormayı unutmayın. Ama nasıl? Bu yayının altındaki linkten isim ve telefonlarını bırakırlarsa ben kendilerine önümüzdeki hafta içinde dönüş yaparım. Piyasalarla ilgili, ellerindeki portföy durumuyla ilgili bilgi alışverişinde bulunuruz kendileriyle. Evet efendim, güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Görüşmek üzere. İyi günler.